Bu maç için neler söyleyeceksin? Hemen bitiminde sıcağı sıcağına. Şimdi Sergen'le TRT'de de bir boya çalıştık. Yakından tanıdım. Karşıdan tanıyordum. Zeki birisi resmen Abdullah Avcı tuzağa düşürdü. Nasıl hocam? Şimdi ilk yarı kapandı. Fırsat da vermedi pek. Beşiktaş baskılı gözüküyor ama Netice alınacak yerlerde Malatyalı oyuncular çıkıyorlar çıkıyorlar. İstediklerini yapıyorlar. Fazla da yorulmadılar ilk yarı Malatyalı oyuncular. Çok fazla 70 metreye 80 metreye çıkmadılar. İkinci yarı başladı. Abdullah Avcı'nın o şeyini biliyor. Abdullah Avcı bu sefer forvet ve hucumcu sokmaya başladı. Ne kadar çok hucumcuyla oynarsan o kadar çok müdafacıdan kaybedersin. Risk de alırsın. Tabii. Maçta Sergen'in istediği gibi gitti. O arada iki tane pozisyonu var Beşiktaş'ın. Çok net atamadılar. Ondan sonra İbre Malatya'nın lehine döndü. Çünkü her hücumcuyu sokuşta arka tarafta her hücumcunun oyuna girdiği kadar defans boşluğu olmaya başladı ve Malatya dikkat edin. Oyun ilerledikçe gol pozisyonları yakaladılar. Hem de çok iyi gol pozisyonları. Onları da değerlendirdiler. Aç bitti. Bu kadar basit. Sergen kumarı kazandı hocam pek anlamaz zaten kumardan filan ama çocukcağız anlamaz ya çocuk şey kazandı aklı başında çocuk cin gibi kazandı sanki şey daha şık oldu hocam Sergen avcıyı tuzağa düşürdü o hani, da öldü ama, olarak ama şimdi, daha şık mı hayır oldu hayır, acaba o da daha güzel mı zarif o da oldu. güzel niye biliyor musun mesela ben de antrenör olsam sağda kumar oynarım ya o benim hakkım yani kendi kuvvetli tarafımı saklarım zayıf tarafımı kuvvetlendiririm. Sonra kuvvetli tarafımdan vururum yumruğu deviririm abi. Sergen onu yaptı. Ha Sergen'in de istediği şekilde oyun yürüdü. O da var. Her zaman böyle olmayabilir. Beşiktaş gol atabilirdi. Çok orta attılar yandan. Ama dikkat edin bakın hep orta attılar. Adama atmadılar topu. Kayseri adama veriyor. Şişirdiler. Arkadaşlar bakın Kayseri yandan getirip topu arkadaşına atıyor. Beşiktaş yandan orta atıyor. 33 orta. İki arada var. Ama nereye? Malatya. Çıkıp çıkıp Malatyalılar vurdu. Malatya 4 orta. Yani Malatya ben stoper oynasam ben de bir takıma giderdim. <laughs> çık vur abi çık vur. Çünkü boşa geliyor orta. Öyle orta atacaksın ki biri vuramasa birisi vuracak. Allah. Bunlar orta değil abi. Bunlar veriyorlar. Ondan sonra da gol oluyor. Diyorlar ki asist yapıyor. Böyle asist olmaz. Asist Sivas'ın yaptığı asistler. Geliyorlar göstere göstere ayağın içinden koyu veriyor. Öteki de ayağın içini koyuyor. Eskiden maçlar seyrederdik işte televizyonda filan. Daha televizyonda yok. E, maçlar sinemalarda oynar. Maçlar haber, filmden evvel haber hocam. Onları seyrederiz biz gideriz. Orhan abi gideriz. Orhan Ayan da seslendirirdi. Halit Kovaç, Orhan abi filan. Şimdi anlatırlar radyoda ya milli takım çok iyi oynadı. Bizim takım çok iyi oynadı veya kulüp takımı. Bir şanssız gol yedik. Arkadaşlar olacak şey değil ya. Adam bomboş gol attı adam bomboş la. Adam öyle organize yapıyor ki adam bomboş geliyor bizim kaleye gol diyor. Ama işte yani o zamanlar öyle aldatıyorlardı bizi. Kusura bakmasınlar. Yok öyle hikaye kalmadı öyle. Bomboş. Sivas'ta bomboş kolları diyor. He? Hasara. O bomboşa gelene kadar ne aşamalardan geçiyor o topçu. Antrenmanlarda bilmem nerede. Savunalarda kapalı spor salonlarında. He? Helal olsun. Demir grup Sivas. Sivas Spor'a şey olmuşlar herhalde sponsor. Tam uyuyor ama ismine. Demir Grup Sivas. Aslında Demir gibi Sivas olsa filan gene aynı bak. Demir Grup tam uyuyor. Şeyiyle takımıyla sponsorun ismi uyuyor. Demir gibi takım abi. Sivas Akşehir'den Demir gibi takım. Diyorum ya Çok hocam devre arasında konuştuk. Keşke Avrupa temsilcilerimizden birisi olsaydı. Şu an hakikaten Avrupa'yı da oynuyorlar. iyi oynuyorlar diye düşünmüştük. Hocanın e, bu çıkarımlarına siz ne diyorsunuz? Sergen Yalçın bekledi bekledi sonra da hamleleri yaptı aldı. E ya biz sonuç üzerinden ...sırf konuşmaları ve sonuç Sergen Yalçın ata programa ilk girdiğimde de söyledim. Yani Abdullah Avcı'ya karşı evet, da galip geldi ama Beşiktaş takımı da bugün yani mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadı. Yani bir hak eder bir takım dersin sağ içine koşmaz, mücadele etmez, pozisyon üretmez. Ama Beşiktaş takımı özellikle bugün yani Oyun iştahı da vardı ama oyuna akıl koyamadı veya o performans oyuncuları ne tabela yapan oyuncular var. Bugün o tabela yapan oyuncuları sıkıntısını yaşadı. Bu da skor yansıdı. Yani sahaya gittiğinizde kaleci savunma performansları orta saha önemlidir ama nedir? En önemli bir on numara oynuyorsa bir oyuncu veya forvet oyuncuları insan oraya çeker. Nedir? Onlar tabela yapar, gol goller atar, işte fantastik hareketler yapar. Sonuçta herkes bir sistem sizi 70 metre futbolda getiriyorsa son 30 metrede o problemi, o sorunu o çözebilecek yetenekte, kalitede, beceride oyuncuların olması gerekir.